Yeşilsar her yerden güzel. Burası yaşanılabilecek bir emekli için sakin, güzel, şirin. Gelip görmelerini isterim ya. Duvarı güzel. 4 mevsim yaşanacak yer ya. Yeşilsar'a herkes gelsin. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Yeşilhisar'daydık ve vatandaşlara Yeşilhisar'da neler meşhur, buraya gelen biri nereleri gezebilir diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Yeşilhisar denince akla ne gelir? Yeşilhisar deyince akla şekerpare kayısı gelir. Yeşilhisar deyince üzümü gelir, sebzesi gelir. Buradaki rayhayı hiçbir yerde bulamazsınız. Malatya'da dahil kayısıya. Peki buraya gelen birileri nereleri gezebilir? Sultan Sazlı kuş cennetimiz var. Soğanlı köyümüz var, harabelerimiz var. Erdemli harabeleri var. Efendim? Keşlik var. Buralar Kapadokya gibi lakin şeye açılmamış, turizme açılmamış yerlerimiz. Yeşilhisar'ın gezilebilecek. Peki buraya özgü yemek var mı? Buraya özgü yemek var. Yeşilsar tavası, bir de taneli ekmeğimiz var. Siz seviyor musunuz Yeşilhisar'ı? Yeşilhisar her yerden güzel. Elbette. Peki, insanları buraya davet eder misiniz gezip görmeleri için? Tüm insanları davet ederiz, her zaman bekleriz. Yeşilhisar'ın misafirperverliği de ayrı bir güzel yani. Vallahi abla Yeşilhisar'dan cahla kayısı gelir, taneli pidesi gelir. Ben fırıncıyım zaten, kıymalı pidesi ekmeği gelir. Peki burada nereler gezilebilir? Nereler gezilebilir? Soğanlı var, Sultan Sazlı var. Ondan sonra başka işte yani köyler var abla. Peki buraya özgü bir şey var mı? Ne yenir burada? Özgü, vallahi ben tam olarak fazla bilgi değilim onlarda. Seviyor yani, musunuz Yeşilhisar'ı? Seviyorum tabi abla. Yani mantısı var, sucuğu var. Davet eder misiniz buraya? Tabi herkes gelsin yani. Doğal güzellik gelir, tarihi eserler gelir yani, tarihi yerler. Peki burada nereler gezilebilir? Soğanlı, Ürgüp, Nevşehir, Kapadokya. Neler yenir burada? Buraya özgü ne var? Yeşilhisar'ımıza özgü Yeşilhisar tavası var, taylisi var. Seviyor musunuz Yeşilhisar'ı? Evet. Peki insanları buraya davet eder misiniz gezip görmeleri için? Aynen, evet. Ne söylersiniz? Gelip görmelerini isterim. Ya duvarı güzel, 4 mevsim yaşanacak yer ya. Yeşilhisar gelince akla doğa güzelliği, yeşilliği, kayısısı, turizmi bunlar gelir. Peki burada nereler gezilir? Soğanlı tarihi harabeleri var. Kesteriş köyümüz orada tarihi harabeleri var. Kayadibi köyümüzde tarihi harabelerimiz var. Onlar gezilir. Peki buraya özgü bir yemek var mı? Buraya özgü bir yemeğimiz var. Şu anda mantı, tava bunlar var özgü yemekler. Yeşilhisar'ı seviyor musunuz? Yeşilhisar'ı elbette seviyorum. Peki insanları buraya davet eder misiniz gezip görmeleri için? Elbette davet ederiz. Niye davet? Ne söylersiniz onlara? Buyurun gelin, misafirimiz olun deriz. Yeşilhisar denince kayısı gelir, elma gelir, zebze gelir. Doğal yiyecekler yani çiçekler Yeşilhisar'ın güzeldir yani. Aroması farklıdır. Burada nereler gezilir? Suvan Vadisi vardır, Keşlik Harabeleri var, Erdemli var, Sultan Sazlığı var. Bildiğimiz burada Doğanlı şey var, yeraltı şehri var. Oralar gezilebilir. Peki burada neler yenir? Burada neler yenir derken kastettiğimiz buranın meşhur yemeği tavası vardır, tahinlisi vardır. Ona benzer yemekleri vardır. Yeşilhisar'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. Mantı, bir de Yeşilhisar mantısı var, evet. İnsanları buraya davet eder misiniz? Tabii, gelip görmelerini tavsiye ederiz. Ne söylersiniz? Gelsinler, görsünler, buranın havası başkadır, yiyecekleri başkadır. Yeşilhisar denince aklımıza İ5 karayolu geçen, demir yolu geçen bir kazadır. Burası kayısı memleketidir. Rabbim de yeteri kadar veriyor zaten kayısıyı. Onun için burası turistik bir bölgedir. Bazı insanlar bilmiyor. Burada belediye başkanlarımız Soğanlı Köyü'nü güzel bir şekilde turistik maliyetinde yaptı. Bu tarafta Erdemes'in köyü var. Yani kazamız güzel bir yer. Geldiği zaman gezme, tozma illeri mevcuttur.
Eğer gelen kişi yabancı kişiler olduğu zaman belediye başkanımıza intikal etsin. Belediye başkanımız onu yönlendirir. Sultan Sazlığı var, şora var, bura var. Onun için buraya gelen vatandaşımız şunu yer. Buranın tavası meşhur. Kasaplara gelecek, meşhur tavayı yiyecek. Kayseri tavası, Yeşilisar tavası. Damağına dert verir, bir daha o tavayı bulamaz. Siz seviyor musunuz Yeşilisar'ı? Yeşilisar'ı sevmez olur mu ya? Bülbülü altın kafese koymuşlar da ille vatan demiş. Biz vatanımızı seviyoruz. İnsanları buraya davet eder misiniz? Tabii tabii. İnsanlar, bütün insanlar gelsin burada. Kayseri'yi kendi eliyle meyve dalından kopatsın yesin. Burada işmecemiz var. Meşhur. Çok güzel bir işmece. Orasını sorarsanız oranın yararlı şeylerini, soğulcanı, şeridi, bütün bağırsaklardan ayrı temizler, dışarı atar, sağlıklı bir hayat yaşarsın. Ben gözümle gördüm, adamın kanına yılan girmiş bir zamanlar, yılanı düşürdü gitti bu memlekette. Yeşilisar tavası. Sen yedin mi hiç Yeşilisar tavası? Evet. Nasıl, sevdin mi? Evet, sevdim. Güzel. Yeşilisar'a herkes gelsin. Kayısı. Başka tahıl ürünleri. Burada nereler gezilebilir? Burada yukarıda soğanlı harabeleri var. Yukarıda kale var. Aşağıda sultan sazlığı var. Tarihi yolu. Neler yenir burada? Bizim burada buraya has yiyecek olarak işte Kayseri mantısı var. Bizim buranın kendine has işte yaptıkları tava var. Şeyden yapılan, etten yapılan. Bunlar var yani. Seviyor musunuz Yeşilisar'ı? Seviyorum, evet. Peki insanları davet eder misiniz? Buraya tabii isteriz gelmelerini. Ne söylersiniz, bir davet eder misiniz? Burası yaşanılabilecek bir emekli için sakin, güzel, şirin, işte bağ bahçesi olan, bir huzur bulabileceğiniz, yaşanılabilecek bir yer yani.